Evde civciv üretmek istiyorsunuz ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Evet, birkaç yıl öncesine kadar ben de sizin gibiydim. Kafamda birçok soru işareti dolaşıp duruyordu. Yumurtaları kaç derecede tutacağım? Termostat ayarını nasıl yapacağım? Civciv çıkınca ne olacak gibi pek çok soru. Ta ki evde yaptığım kuluçka makinesinde civciv çıkana dek. Evde basit bir strafor kutusu ve plastik şişeden yaptığım kuluçka makinelerinde çok kez civciv çıkardım. Ve bu süreçte civciv üretimiyle ilgili bilinmesi gereken çoğu şeyi uygulamalı olarak deneyimledim. Bugün de bu deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. İster hazır bir makineyle başlayın, isterseniz de şişeden yapılmış basit bir makineyle. Her ikisinde de civciv çıkarabilmek için bazı ortam koşullarını sağlamamız gerekiyor. Tabii bu ayarlardan önce bir kuluçka makinesi edinmemiz gerekiyor. Makine olarak piyasada satılan küçük ölçekli hobi kuluçka makinelerini ya da kendi yapacağınız makineleri tercih edebilirsiniz. Hazır makinelerde otomatik yumurta çevirme, su seviyesi bildirimi gibi pek çok fonksiyon bulunuyor. Eğer imkanlarınız kısıtlı ise strafor kutu, ampul ve termostat kullanarak makineyi kendiniz de yapabilirsiniz. Kendi yaptığımız makinenin tek dezavantajı, otomatik viyol kullanmadıysak günde 4-5 kez yumurtaları elle çevirecek olmamız. Makineyi aldıktan ya da yaptıktan sonra yumurtaları koymadan bir gün önce gerekli ısı ve nemin hazır olması için çalıştırmamız gerekiyor. Tavuk yumurtaları için ortalama 37.8 derecelik bir ısı gerekiyor. Benim yapmış olduğum makinede termostat ayarını 37.8 olarak ayarlamıştım. Termostat ısı düşünce tekrar lambaların yanmasını sağlıyordu. Sıcaklık ise 37.6 ile 37.8 arasında gidip geliyordu. Nem değeri ise ortalama %55 civarında olmalı. Profesyonel makinelerde su haznesi bu nem değerini sağlıyor. Evde yaptığımız makinelerde ise su kapları koyarak nem değerini artırıp azaltabiliyoruz. Bir gün önceden çalıştırdığımız makine, yaptığımız ayarlara göre ortalama 37.8 derece ısı ve 155 nem miktarına dengeleniyor. Bu aşamadan sonra yumurtaları sivri uçları aşağıya gelecek şekilde sıralamamız gerekiyor. Kuluçka için tercih edeceğimiz yumurtalar köy tavuğu yumurtası olmalı. Yumurtasını aldığımız tavukların mutlaka horozu da olmalı. Bu yumurtaları en geç 7 gün içinde kuluçkaya koymamız gerekiyor. Marketlerde satılan ya da dolaba konulmuş yumurtaları tercih ederseniz bu yumurtalardan civciv çıkmaz. Kuluçkaya koyduğumuz yumurtaları 24 saat içinde 4-5 kez 180 derece çevirmemiz gerekiyor. Örneğin sağa bakan yüzeyi sola doğru çevirmeliyiz. Çevirme işlemini kapağı açık olarak yapmama rağmen herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Yine de içerideki sıcaklık ve nem değerlerinin uzun süre düşük kalmaması için bu işlemi hızlı yapmaya çalışın. Yaklaşık 18 gün boyunca bu şekilde işlemleri devam ettirmemiz gerekiyor. Son 3 gün kala sıcaklığı 37.5 dereceye düşürüp nemi ise %65'lere çıkarıyoruz. Çevirme işlemini ise bırakıyoruz. 21. gün geldiğinde yumurtada oluşan civcivler yavaş yavaş kabuklarını kırmaya başlıyor. Yaklaşık 2-3 saatlik uğraş sonucunda tek tek yumurtadan çıkmaya başlıyorlar. Yumurtadan çıkan civcivleri tüyleri kuruyana kadar makineden çıkarmıyoruz. Tüyleri kuruduktan sonra da yine ortalama 35 derece sıcaklık olan korunaklı bir kutuya aktarıyoruz. Bu yeni alandaki sıcaklığı sağlamak için ampul kullanabilirsiniz. İlk bir hafta boyunca sıcaklık sabit kalmalı. Sonraki haftalarda bir hafta arayla 3'er derece düşürerek sıcaklık 21 dereceye kadar getirilebilir. Ben yaz döneminde üretim yaptığım için bu konuda çok sıkıntı yaşamadım. Zaten ev sıcaklığı da 30-35 derecelerdeydi. Bu nedenle 4-5 gün korunaklı kutuda durduktan sonra dışarıya çıkarmıştım. Civcivler yumurtadan çıktığında ilk 24 saat yem yemeyebilir. Bir gün sonra yem yemeyi ve su içmeyi öğrenirler. Civcivleri koyduğunuz kabın içine ince taneli civciv yemi ve küçük kapta su koyabilirsiniz. Derin kap kullanırsanız civcivleriniz içine girip ıslanabilir. Yem yemeyi öğrenen civcivlerimiz günler geçtikçe hızla gelişmeye devam eder. 4-5 gün sonra kanat tüyleri belirginleşmeye başlar. Zamanla asıl renkleri ortaya çıkar. Kuyrukları ve ibikleri belirginleşir. 30 günlük olduklarında yabani canlılardan kaçabilecek ve kendi başlarına dışarıda yaşayabilecek boyuta ulaşırlar. Bu aşamadan sonra aylar geçtikçe kilo artış hızla devam eder ve gerçek ağırlıklarına ulaşırlar. Civcivlerinizi gelişim sürecinde yabani hayvanlardan korumak için korunaklı kümeslerde tutabilirsiniz. Tahta ve tel kullanarak onlara güzel civciv kafesleri inşa edebilirsiniz.
Eğer kendiniz bir kuluçka makinesi yapmaya karar verdiyseniz de benim kuluçka makinesi yapım videolarımı mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bugünkü videomda civciv üretimi ile ilgili deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.